Merhaba ben Enes. Bugün Aralık 2011 yılında satışa sunulmuş, Latince ismi yaşamak anlamına gelen Sony'nin PS Vita oyun konsolunu inceleyeceğiz. Bu video epey uzun olacağı için direkt merak ettiğiniz kısma buradaki dakikalardan gidebilirsiniz. Evet, 10 yıl önce çıkmış bir konsol ancak halen daha meraklısı ve seveni oldukça fazla, ben dahil. Ben de daha önce çok fazla sayıda PSP, yani bu PS Vita'nın bir önceki versiyonunu ve PSP'yi de alıp sattım çok fazla. Elimde bir tane kalmamıştı. Geçen sene temiz bir PS Vita denk gelmişti ve bunu da satın almıştım. Sizin isteğiniz üzerine de bu inceleme videosunu gerçekleştiriyorum. İlk olarak hiç bilmeyenler için, bu PS Vita Sony'nin taşınabilir bir el oyun konsolu. PSP olarak geçiyor bunun ilk versiyonu. Yani uzun açılımıyla PlayStation Portable, yani taşınabilir bir el oyun konsolu. Nintendo'ya rakip olarak çıkarmıştı bunu Sony ve PSP 82 milyon satış adedine ulaşarak bu zamana kadar çıkmış 8. en çok satan oyun konsolu oldu. PSP'nin 6 farklı versiyonu bulunuyor. PS Vita'nın ise 2 farklı versiyonu bulunuyor. PSP ilk olarak 12 Aralık 2004 yılında çıktı. Yani neredeyse 18 sene olmuş. PSP ise 11 sene önce çıkmış. Yani Aralık 2011'de piyasaya çıktı. PSP'nin versiyonları PSP 1000, PSP 2000, PSP 3000, PSP Go ve PSP Street olarak geçiyor. 1000 yani ilk çıkan seri FAT, diğerleri Slim Kasa olarak geçiyor. Eğer burada yeni bir PSP alma düşünüyorsanız, yani PSP'nin bir önceki versiyonunu, burada PSP 3000 almanız daha iyi olacaktır. PSP Vita'nın ise iki farklı versiyonu bulunuyor. 1000 ve 2000 versiyonu olarak. 1000 versiyonu OLED ekranlı ve FAT kasa, yani biraz daha kalın kasa. Bu benim elimdeki 2000 versiyonu, yani slim kasa ekranı LCD. Ancak daha hafif, daha ince ve 1 saat daha fazla bir pil ömrü sunuyor kalın kasaya göre. Ancak o FAT'in de avantajı OLED ekranı bulunduğu için ekran kalitesi daha bir kullanırken keyifli. Ben de FAT kasa almayı düşünüyordum ancak bu slim kasanın da temiz bir modeli ikinci elde denk geldiği için ben de bu slim versiyonunu tercih ettim. Yine kanalımda daha önce çok farklı sayıda retro oyun konsolu incelemesi yaptım. Onların incelemelerini izlemek için de yukarıdakiye basabilirsiniz. Eğer ki video işinize yararsa da beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi isterseniz detaylı bir şekilde tasarımından PS Vita'nın incelemesine başlayalım. Ben aldığımda bu şekilde bir kutuyla beraber gönderdi aldığım kişi. O ilk sahibiymiş ve sadece bir hafta kullandığını söyledi. Bunun dışında bir kap daha bulunuyor. Ancak yanında maalesef şarj aletini kaybettiğini söyledi aldığım kişi ve yanında şarj aleti çıkmadı. Bu PSP'lerin kalın olan versiyonlarında özel bir giriş bulunuyordu. Bu PSP'de ise bizim eski mikro USB dediğimiz bir giriş bulunuyor. Yani herhangi bir şekilde bu kabloyu temin etmeniz oldukça kolay. Yani FAT kasaları alırsanız eğer, bu kabloda özel bir şarj aletinin gelmesi de bir dezavantaj denebilir. Yanında bu şekilde bir kutu geldi. Burada sanal gerçeklikle alakalı birkaç oyunu bulunuyor PS Vita'nın. Bu şekilde bir poşete sarılmış olarak geldi PS Vita. İlk olarak elimize aldığımızda sanki 10 yıl öncesinin bir cihazı değilmiş gibi bir algıda uyandırıyor. Gördüğünüz gibi halen daha oldukça güzel bir tasarım bulunuyor ve yani yeni çıkmış bir ürün deseniz kimse buna 10 yıl önce çıkmış bir ürün olarak algılamaz. 5 inçlik 960x544 OLED LCD bir ekran bulunuyor bu slim versiyonda. Bu şekilde hem ön kısım dokunmatik ekran hem de arkası dokunmatik, yani bu kısmı da dokunarak destekleyen oyunlarda dokunmatik olarak oyunları oynayabiliyorduk bu versiyonda. Yine şu kısımda dahili bir mikrofon bulunuyor. Yine hareket sensörü de mevcut bu PS Vita'da. Bataryası çıkmıyor bu PS Vita'nın. PSP versiyonlarında batarya çıkıyordu ancak bu Vita'larda çıkmıyor. Yaklaşık olarak parlaklık seviyesine göre 4.5 ile 7 saat arasında bir batarya ömrü mevcut. Şu an bu ilk versiyon, ben yaklaşık olarak bir 4 saat civarında bir oynadım. Yani halen daha 10 yıllık bir batarya olmasına rağmen gayet iyi bir süre denebilir. Bu kısımlarda ses arttırıp azaltma düğmelerini ve burada da ekranı kapatıp uyandırma düğmesini görüyoruz. Burada oyun kartuşları bulunuyor. Yine PSP'de UMD olarak bir disk bulunuyordu. Bunda ise bu şekilde oyun kartuşları bulunuyor. Burada oyun kartuşu yeri var. Şu alt kısımda da hafıza kartı yeri var. Maalesef PS Vita'nın en sevilmeyen özelliği kendine özel bir hafıza kartının olması. 4 GB'dan 32 GB'a kadar hafıza kartları bulunuyordu PS Vita'da ve bu hafıza kartları gerçekten çok pahalıydı. Bu yeni versiyonlarda bu şekilde bir kart çıktı. Ben de bu karttan temin ettim ve bu şekilde direkt herhangi bir microSD kartı da kullanabiliyorsunuz ve içerisine de, şu an bu PS Vita kırıldığı için içerisine her türlü oyun yüklenebiliyor ki geçen sene Sony PS Vita'nın store'unu da kapattı. Yani isteseniz de artık dijital olarak oyun alamıyorsunuz PSP'ye. Yine Vita'nın normal düz PSP'ye göre önemli avantajlarından birisi bu kısımda da bir adet bu şekilde joystick olması. PS Vita'nın joystickleri daha çok yapışıktı. Vita'da daha çok dışarıya doğru çıkmış ve özellikle FPS oyunlarını daha kolay bir şekilde oynayabiliyorsunuz PS Vita'dan. Eskiden beri benim pek beğenmediğim bir özellik olarak tuşlar bir miktar küçük. Yani Vita'da PSP versiyonunda biraz daha tuşlar büyüktü. Burada Start, Select ve PlayStation tuşunu görüyoruz. Buraya bastığımız zaman şu an açık olan uygulamaları görüyorsunuz direkt. Şu kısımda ve bu kısımda kamerası bulunuyor. 320x240 çözünürlüğünde. Yani bu kamerası fotoğraf çekmek için değil, daha çok bu sanal gerçeklikle alakalı destekleyen oyunlarda kullanmak için. Şöyle bir kamerasını da göstereyim size yine de. Hani ilginç bir deneyim bu cihazda kameranın olması. Genel olarak PSP Vita'nın tüm özellikleri zamanının ötesinde,
denebilir. Şöyle kamerayı açtım şu an. Gördüğünüz gibi şu an karşıyı gösteren bir kamera. Bu şekilde fotoğraf çektik. Buraya bastığımız zaman da gördüğünüz gibi bu da selfie kamerası. Yine şu kısımlarda hoparlörleri bulunuyor. Bunda PS Vita'da çok fazla ses yüksekliğine çıkmıyor. Burada bir ses kısıtlaması bulunuyor. Şu alt kısımda da kulaklık girişini görüyorsunuz. 3.5 mm'lik kulaklık girişi mevcut. Yine şu kısımlardan tutarak konsolun ergonomisi aslına bakarsanız oldukça güzel. Burada da tetik tuşları bulunuyor. Yani uzun saatler boyunca oyun oynasanız dahi herhangi bir şekilde ekstra bir rahatsızlık olmuyor. Yani büyüklük açısından gayet hoş bir oyun deneyimi sunuyor bize Vita. PS Vita 10 yıllık bir teknoloji, ancak yine de bir teknik özelliklerine kısaca bakalım. İşlemci olarak 4 çekirdekli ARM'ın Cortex A9 bir işlemcisi kullanılmış. Grafik işlemcisi olarak da PowerVR'ın burada gördüğünüz grafik işlemcisi kullanılmış. 512 MB'lık RAM, 2200 mAh'lik de bir pil bulunuyor bu PS Vita'da. 3G versiyonu da vardı bu PS Vita'nın. Yani sim kart takarak direkt internete de çıkış yapabiliyordunuz. Yine Bluetooth desteği de mevcut bu Vita'da. Şimdi isterseniz PS Vita'nın şöyle bir menülerine bakalım. Bu şekilde gördüğünüz gibi sağa doğru geçiyorsunuz. Burası ana menüsü. Şu an bu Vita içerisinde bu Hangout yüklü olduğu için, yani kırık, içerisinde istediğiniz gibi oyun yükleyebiliyorsunuz. Burada PlayStation 4 bağlantı özelliği de bulunuyor. Yani bu PS Vita'yı aynı ağda bulunduğunuz sürece PlayStation 4'teki oyunlarınızı da direkt Vita üzerinden oynayabiliyorsunuz. Ben hiç bunu tecrübe etmedim, ancak böyle de bir özelliği bulunuyor. Burada gördüğünüz gibi kupalar var. PlayStation Store 27 Ağustos 2021 yılında tamamıyla kapandı. Burada bir tarayıcı bulunuyor. Buradan internete giriş yapabiliyorsunuz. Yani buradan film izleyenler bile mevcut tarayıcı üzerinden. Şurada müzik kısmı bulunuyor. Videolar, fotoğraflar, ayarlar. Burada Near'da, bunu da yanlış hatırlamıyorsam, PSP Vita olan bir arkadaşınızla birlikte kendi kupalarınızı karşılaştırabiliyordunuz. Yine burada PlayStation 3'e uzaktan bir erişim imkanı da mevcut. E-posta uygulaması. Burada ekstra olarak sonradan yüklenmiş bir YouTube uygulaması bulunuyor. Bu şu an çalışıyor. Buradan YouTube üzerinden video izleyebilirsiniz. PlayStation Vita kullanıcıları tarafından çok fazla sevildiği için çok fazla modlandı ve çok fazla program da yüklendi Vita'ya. Yani her türlü içerik PS Vita'da mevcut. Güzel de bir donanım olduğu için ve tasarımı da olduğu için, yani PS Vita hayranları PS Vita'yı öldürmedi. Sonuna kadar desteğini çekse de. Şu an 2.4 GHz internet üzerinden YouTube'a giriyoruz. Şöyle bir kendi kanalımızı açalım. Şöyle gördüğünüz gibi YouTube açıldı. Buradan herhangi bir videomuzu açalım. Gördüğünüz gibi şu an kendi videomu açtım YouTube'dan. Bu şekilde uygulamalardan çıkmak için de bu şekilde bu yaprağı aşağı doğru çekiyorsunuz ve uygulamalardan çıkmış oluyorsunuz. Yine burada RetroArch bulunuyor. Yani içerisinde tüm emülatörleri destekliyor PS Vita. PSP oyunlarını da destekliyor. Onun için de ayrı bir emülatör yüklemeniz gerekiyor. Yani emülatör yükleyerek PS Vita üzerinde oynayamayacağınız eski oyun yok. Bütün eski oyunları oynayabilirsiniz. Yine sonradan port edilmiş. Burada hep Flappy Bird gibi oyunlar da mevcut. Bunlar direkt hafıza kartı içerisinde yüklü olan oyunlar. Şöyle gördüğünüz gibi bol miktarda oyun mevcut içerisinde. Yine ekstra bu şekilde PSE düğmesine bastığınız zaman en son açık olan uygulamaları da görebiliyorsunuz. Şimdi şöyle hızlıca bir oyunlara bakalım. Şöyle Uncharted var. Golden versiyonu. Bu sadece PS Vita'ya çıkmış bir oyun. Ben de ilk PS Vita'mı sadece bu oyun için almıştım. Oldukça güzel bir oyun. Yine bu arka dokunmatik kısmını kullanabildiğimiz bir oyun. Yani o zamanlar için grafikleri gayet güzeldi. Bu oyun herhangi başka bir platforma da çıkmadı. Yani sadece PlayStation Vita'ya özel olarak çıkmış bir Uncharted oyunu. Dokunmatikleri, menüleri halen daha oldukça akıcı ve kullanması keyifli bir konsol. Gördüğünüz gibi çift taraflı oynayabiliyorsunuz. Bildiğimiz bir konsol. Burası oyunun baş kısımları sanırım. Ben bu oyunu bitirmiştim ancak tekrar başlayınca. Bu arada kamerada biraz renkler kötü çıkıyor, ancak renkler gayet güzel şu an. Çatışmaya giremedim, ancak yani bu şekilde güzel bir deneyim veriyordu bize Uncharted. Arka kısmı da kullanabildiğimiz, yine ön kısımda kullanılıyor Uncharted'da. Ön dokunmatik ekran. Şöyle hızlıca başka oyunlara da bakalım. Burada God of War serisini görüyorsunuz. PlayStation 2 ve 3'te de oynayabilirsiniz bu iki oyunu. God of War'ın iki oyunu mevcut. Ancak maalesef PlayStation Vita'ya God of War'a özel bir oyun çıkmadı. Sadece eski God of War oyunu port edildi. Yani burada Sony gerçekten PS Vita'ya güzel oyunlar çıkarsaydı, bu hafıza kartı da biraz ucuz olsaydı, PS Vita çok daha iyi bir yerlere gelirdi. Tabii ki PSP çıktığı zaman çok fazla bir rakibi yoktu, ancak PS Vita çıktığı zaman tabletler ve telefonlar yavaş yavaş çoğalmaya başlamıştı ve PS Vita'da maalesef mobil oyunculuğun hızlı bir şekilde gelişmesine kurban oldu denebilir Sony'nin de tabii ki desteklememesi. Ancak yine de cihaz halen daha, yani 2022 yılına gelmişiz, donanım olarak, tasarım olarak güzel bir noktada olduğu için PlayStation Vita'yı seven kişilerde PlayStation Vita'ya özel oyunlar ve içerikler halen daha üretiyorlar ve konsol halen daha ölmüyor gördüğünüz gibi. Yani burada şeyin de cevabını verilebilir, yani eğer PS Vita alınır mı? Bence uygun fiyatlı bulursanız diyeceğim, ancak maalesef fiyatları da bunların giderek artıyor. Yani ben geçen sene 900 TL almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Oldukça temiz olduğu için hani geçen seneye göre biraz pahalıydı. Şu anda yine fiyatlar yani 1000 ile 2000 arasında değişiyor konsolun temizlik durumuna bağlı olarak. Ancak bence halen daha alınabilir. Çok fazla oyun var içerisinde. Özellikle tüm retro oyunları oynayabilmeniz büyük bir avantaj denebilir. Gördüğünüz gibi çok zevkli gerçekten. Özellikle bu PSP konsollarında God of War oynamak, özellikle
yorganın altında çok uzun saatler God of War oynamış biri olarak çok keyifli oluyor böyle bir oyunu taşınabilir bir el konsolunda oynamak ki bunu 10 sene önce oynuyordunuz yani öyle düşünün. Bu arada çok hafif böyle sanki takılıyormuş gibi gelebilir kamerada ancak herhangi bir şekilde takılma söz konusu değil yani 24 FPS'e çektiğim için çok hafif bir takılıyormuş gibi hissedebilirsiniz ancak herhangi bir takılma mevcut değil gayet akıcı bir oyun deneyimi sunuyor. Böyle farklı oyunlara da bakalım hızlıca. Burada gördüğünüz gibi Little Big Planet yine PlayStation'ın en çok sevilen oyunlarından birisi. Yine burada Mortal Kombat serisi var. Minecraft PlayStation Vita'nın en çok satan oyunu ilginç bir şekilde Metal Slug. Yine böyle Rayman Origins var. Bu da gayet güzel bir oyundur. Killzone yine çok başarılı bir oyun. Yani mobil bir cihazda Killzone gibi bir oyun oynamak oldukça keyifli. Böyle bir ayarlar ekranımız bulunuyor gördüğünüz gibi. Parlaklık ayarımızı şöyle biraz daha arttıralım. Bu arada ses seviyesini arttırabiliyoruz. PlayStation müzikleri nedense hep insana bir huzur vermiştir. 4'te de öyleydi. Tabi bu parlaklık seviyesini arttırdığınız zaman otomatikman pili olumsuz olarak etkileyecektir. Oyunların hızlı açılmasına alıştığımız için biraz yavaş gelebiliyor oyunların açılması. Gördüğünüz gibi dokunmatik kısmını da kullanıyorsunuz. O zamanlar için bu oyun gerçekten grafik anlamında çok çok iyi bir oyundu. O zamanlar çok konforlu gelse de ben yine de joystick üzerinde FPS oyunu pek oynayamıyorum açıkçası maalesef. Özellikle ben PSP'de Most Wanted oyununu çok beğeniyordum. Buna da şu anlık PSP emülatörünü yükleyemedim ancak mutlaka onu da yükleyeceğim. Şöyle bir Most Wanted deneyelim. Most Wanted da gayet güzel bir oyundu. PS Vita için grafik açısından ve oynanabilirlik açısından. Hani bir Most Wanted kadar olmasa da özellikle Xbox Series S'teki oyunların açılış hızına alıştıktan sonra PS Vita biraz yavaş geliyor. Evet gördüğünüz gibi gayet keyifli bir oyundu. Most Wanted oyunu da. Uf. Bence bu PS Vita önümüzdeki bir 10 yılda da giderek daha da değerlenecektir. Eğer şu an elinizde temiz bir PS Vita varsa bence satmanızı kesinlikle önermem. Şöyle bir sayfayla son noktayı koyalım. Bu arada şurada şey oyunlarını da göstereyim. Burada RetroArch üzerinden tüm retro oyunları oynayabildiğinizi söylemiştim. Bunun içerisinde şu an fazla oyun yok ama yani istediğiniz gibi oyun yükleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi Nintendo oyunlarını da direkt Vita üzerinden oynayabiliyorsunuz. Hatta burada bütün Mario oyunları mevcut. Böyle FIFA'dan devam edelim. Tabi burada içerisini eğer hacklerseniz pilde kullanım süresi bir miktar daha düşüyor ve çok hafif böyle bir takılmalar yaşayabilirsiniz. Yine de hackleyerek içerisinde oyunları farklı çözünürlüklerde veya daha hızlandırılmış olarak da oynayabilirsiniz ki şu an hacklemekten başka bir ihtimaliniz de yok çünkü Sony tamamıyla kaldırdı desteğini. Böyle bir FIFA deneyimi de bulunuyor oyunda. Yani normal şekilde de normal açıdan da oynayabiliyorsunuz. Şöyle Metal Slug da açalım. PS Vita'da keşke hani pil de değiştirilseydi direkt bence daha iyi olabilirdi. Yani çok da fazla bir sorun değil ancak hani şimdi bunun pili mutlaka bitecek. Gerçi 10 yıldır pillerde özel bir teknoloji kullanılıyor. Cep telefonları gibi daha kısa sürede ölmemesi için. Gördüğünüz gibi bu resmi bir oyun olduğu için yan kısımlara da bu şekilde bir efekt eklemişler. Yani bunun ekran çözünürlüğüne göre uymadığı için ancak oyun gerçekten çok akıcı. Yani burada böyle büyük bir ekranda eski tüm retro oyunları oynamak gerçekten çok keyifli. Yani imkanınız varsa bence kesinlikle PS Vita alınabilir. Yani PSP de alınabilir ancak PS Vita daha iyi olur. Çünkü PS Vita'da PSP oyunları da oynandığı için kanalda incelediğim Ambernic serileri var. Yani çok daha üst seviye retro el konsolları. Onlar da tabii tercih edebilirsiniz temiz bir PS Vita bulamadığınız sürece. Onlar da güç açısından, işlemci açısından yani PS Vita'dan daha iyiler. Yani PS Vita'nın bir arşivlik bir özelliği bulunuyor. Kendisi de çok önemli bir cihaz olduğu için oyun sektörü için. Yani ben açıkçası bu konsol almamın en büyük sebeplerinden birisi hani çocuklarımın da bu konsolu görmeleri ki oynadılar da bir süre. Yani bu ileride çok daha değerli bir konsol olacak diye düşünüyorum. Sonra ne kadar bu konsola çok önem vermese de eskiden oynadığınız oyunları tekrar oynamak oldukça keyifli. Özellikle böyle bir cihazda. Evet video epey uzadı. Yani daha fazla oyun göstermek isterdim ancak maalesef videoda da belli bir yere kadar konumlandırmam gerekiyor. Yine aklınıza takılan soruları yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Burada bu kılıftan bahsetmeyi unutmuşum. Bu kılıfı da gitti gidiyor üzerinde buldum. Sıfır bir kılıfmış. PlayStation Vita'nın kendi orijinal kılıfı. Bu kılıfı gördüğüm zaman yani bulduğum zaman oldukça şanslı hissettim kendimi ve bunu da satın aldım. Bir koleksiyoner sanırım bunu bu şekilde sıfır kapalı kutu olarak muhafaza etmiş. Yani bu kılıfı bulmanız oldukça zor. Gördüğünüz gibi epey etli. Buraya Vita'yı yerleştiriyorsunuz. Bu şekilde buraya işte hafıza kartlarını, oyunlarınızı yerleştirip bu şekilde bir askı ipi de bulunuyordu. Şu an yanımda yok. Bu şekilde
Bunu da kapatarak PS Vita'yı yanınızda daha güvenli bir şekilde taşıyabiliyorsunuz. Epey kalın ve korunaklı bir kılıf ve orijinal bir kılıf. Yani 11 yıl önce çıkmış bir cihazın orijinal kılıfını bulmak da benim için oldukça güzel bir şanstı. Kanalda incelediğim tüm retro el konsollarının incelemelerini de açıklamalar kısmına oynatma listesine eklerim. Yine yukarıdakiye basarak da ulaşabilirsiniz. Yine tavsiye ettiğim retro el oyun konsollarının satın alma linklerini de açıklamalar kısmına eklerim. Eğer ki video hoşunuza gittiyse kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.